Mehmet Rasim Mutlu, Mutlu Baba. Mehmet Rasim Mutlu, başarılı bir iş hayatını 1973'te noktalayarak kendisini manevi yola adamıştır. Teşvikiye Camisi'nin karşısındaki modern apartmanında Tasavvuf Fikirleri Derneği'ni kurmuş ve 20 yılı aşkın süredir bu derneğin daimi başkanlığını yürütmektedir. Mutasavvuf, şair, bestekar ve yazar olarak pek çok eser meydana getirmiştir. Dernekte yaptığı tasavvuf sohbetlerinin sıcak ağırısında doğaçlamadan oluşan güftesi ve bestesi kendisine ait 350 aşkın eseriyle şair ve bestekar, aynı zamanda tasavvuf pınarından mutlu damlalar, kalden hale ve ondan ona adlı eserleriyle de yazar kimliği olan değerli büyüğümüzün en yüce hali ise bizim mürşidimiz olmasıdır. Bu bulunmaz bir nimettir. Tıpkı Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in dediği gibi, alem-i cihana padişah olmak bir kuru kavgaymış, bir mürşide bende olmak cümleden âlâ imiş. Sayın Mehmet Rasim Mutlu yalnız bizim babamız değildir. Kendileri yurt içinde ve yurt dışında katıldığı seminer ve konferanslarla İslam tasavvufunu geniş kitlelere ulaştırmaktadır. Hollanda'da, Belçika'da, İspanya'da kiliselerde yöre halkına kelime-i tevhid çektirmiş, kiliselerin orklarının iştiraki de bu ilahi tevhide ayrı bir anlam katmıştır. Termal Gökçedere köyünde sevilen sayılan bir hanım olan Havva Hanım'ın tahsis ettiği tepedeki arazide projesi ve mimarı Mehmet Rasim Mutlu Bey'in kendisine ait olan bir kültür merkezi inşa etmiştir. Ünvanı Mehmet Rasim Mutlu Kültür Merkezi olan bu binaya yöre halkı bir minare konulmasını istemiş. O, köyümüzde 4 adet cami var, burası bütün dünya insanlarına açık bir ibadet alanı olacak demiştir. Bugün bu merkezde sayıları her yıl giderek artan 60 ayrı millet ve dinden insan merkezin konuğu olmakta ve ibadetlerine tevhiden devam etmektedir. Bazen Çubata Grubu Başkanı Sayın Oruç Güvenç'in müzik grubu eşliğinde bu konuklarla 40 gün 40 gece, bazen de 66 gün 66 gece hiç durmaksızın sema edilmektedir. Bu merkez Allah'ın lütfuyla yıl içinde muhtelif aralıklarla faal haldedir. Amerika'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, İspanya'dan da iştiraklerle konukların sayısı her yıl gittikçe artmaktadır. Tepesinde Allah, 8 köşeli binanın her bir köşesinde La İlahe İllallah yazan bu merkez, din ve mezheplerle ayrılmış olan insanları tevhidle birleştirme gayretindedir. Mutlu Baba'nın deyişiyle, insanın ömrü doğumu ile değil, Allah'ı bildiği an başlar. Her şeyin başı muhabbettir. Muhammed muhabbetten hasıl oldu. Her sözü ve cümlesi hayat kurtarmaktadır. Mutlu Babamız marifet öğretmenidir. Allah ondan razı olsun.